Bu ne Deniz? Annemin raporları. Sen benden bir şey saklıyorsun. O nereden çıktı Cınar? Çünkü ben senden bir şey saklıyorum. Nasıl yani? Bir dakika. Bunu balayında verecektim sana. Ama baktım ki balayına gidemiyoruz, şimdi vermek istedim. Aç bakalım, beğenecek misin? Ya Cınar, sana alma demiştim. Çok yakışacaktı sana, ne yapayım? Teşekkür ederim. Rica ederim sevgilim. Şimdi sıra sende. Göster bakalım, ne saklıyorsun benden? Aslında ben içine bir not yazıp vermek istiyordum ama hazırlıksız yakalandım. Hadi hadi, ver bakalım neymiş. Deniz, bu çok güzel. Beğendin mi? Beğendim tabii. Beğenmez miyim? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bu yüzden kimsenin sana zarar vermesine izin vermeyeceğim. Hadi gidelim. Evet, buyurun. Dikkat et. Aşkım, hadi aç gözlerimi. Tamam, az kaldı, merak etme. Tamam mı? Dur, çok az kaldı. Hazır mısın? Hazırım.
adını alacak mesela. Bak ya, iki dakikada harcadın anneyi. Deniz. Ben geniş bir ailem olsun çok istiyorum. Çocuklarımız olsun mesela. Senin ailen gibi. Ya öyle tabii. Ama insanın kendi ailesi bambaşka. Eşi, çocukların olması. Benim ilk defa bir ailem olacak. O zaman biz masalımızın ilk bölümüne başlayalım. Sonunu da kendimiz getiririz, olur mu? Olur. Deniz. Hı. Sen benim için çok değerlisin, biliyor musun? Sen benim hayatımın anlamısın. Hayat bize ne gösterecek bilmiyorum. Nasıl badireler atlatacağız, neler yaşayacağız. Bunların hiçbirini bilmiyorum ama tek bildiğim bir şey var. O da seni çok sevdi. Ben de öyle sevgilim. Ben nefes alıp verdiğim müddetçe bu kalp hep senin için atacak. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hayır ya. Birlikte oldukları yetmemiş. Bir de ilan aşk ediyorlar. Kahretsin. Bu ses senin. Biri mi var orada? Bilmiyorum ki. Ben bir bakayım hayatım. Kimse yok. Bu ses nereden geldi? Neyse. Kimmiş sevgilim? Anlamadım ki hayatım. Neyse. Nerede kalmıştık? Yaparsın bana bunu ya. Nefret ediyorum hepinizden, nefret! Ne yapıyoruz burada? Madem bir balayına gidemedik, o zaman romantik bir yemek yiyelim dedim beraber. Çok iyi düşünmüşsün sevgilim. Deniz Hanım, Çınar Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür. Özgür? Bugün neden bu mekandaki bütün masalar boş? Çünkü Çınar Bey bugün sizinle baş başa kalmak istediler. Tıpkı seninle hayatımı baş başa geçirmek istediğim gibi. Çınar. Buyurun, çifte kumrularımıza masasına kadar eşlik edeyim. Sağ ol Özgür. Şevki abi. Abi ne yaptın? Konuşabildin mi Öykü'yle? Ha, konuştum Oğuz. Ne dedi? Ne diyecek oğlum? Bir şey demedi ki. Nasıl ya? Nasıl demedi? Ya oğlum ne düşünecek, taşınacak, karar verecek işte. Bir şey demedi yani. Abi öyle demeyecektin ki. Hani beni övecektin sen? Yok artık Oğuz. Öykü benim kızım oğlum. Onun rızası olmadan sadece senin gönlün var diye istemediği birisini mi verdin kızım onu? Yok abi, istemeden olmaz. Bakarsın, düşünür, taşınır, fikri değişir ama bilemem vallahi. Hadi eyvallah. İnşallah abi, inşallah. Sağ ol Özgür. Ne demek? Siz ne işaretleştiniz? Buydum. Müziksiz olmaz. Deniz. Biliyor musun? Ben hayatımda ilk defa kendimi eksik hissetmiyorum. Her şeyi seninle tamamladım sanki.
İlk defa sayende gerçek bir ailem varmış gibi hissediyorum. Ya geçmişteki ailen? Fehmi babayı mı diyorsun? Hayır. Seni dünyaya getiren aileyi diyorum. Mesela bir akraban çıkıp gelse nasıl olur sence? İsterdim. Yani teyzemle ya da amcamla tanışmak güzel olabilirdi. Ya da onlarla sohbet etmek. Bunu söyleyerek haksızlık mı ediyorum bilmiyorum. Ama Fehim Baba benim için çok önemli bir insan. Benim öz babam gibi Deniz. Ama yine de insanın kendi ailesi, kendi babası daha farklı olurdu herhalde. Bilmiyorum ki. Kim bilir? Belki bir mucize olur. Bir akraban çıkıp gelir. İşte onu hiç sanmıyorum. Neden? Çünkü ben bu hayattaki bütün şansımı seninle evlenerek kullandım. O yüzden böyle bir şeyin olacağını hiç sanmıyorum Deniz. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Hadi. Oraya gideceğim Cınar. Senin için yapacağım bunu. Eğer gerçekten bir akraban varsa seni onunla buluşturacağım. Sinem, sana tekrardan çok teşekkür ederim. Önemli değil canım, ne yaptın ki? Daha ne yapacaksın ya? Sen olmasan ben hayatta halledemezdim bunları. Ya işe yaradıysam ne mutlu. Yorulduk ama değil mi? Gel bir yorgunluk kahvesi ısmarlayayım sana hadi. Ya isterdim ama gitmem lazım, işlerim var. Peki tamam, sen bilirsin. Teklif var, ısrar yok. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi oğlum aç ya. Heh, alo Özgür. Abi her şey tamam. Öykü'ye unutulmaz bir evlenme teklifi edeceğim. Bana asla hayır diyemeyecek. Tamam oldu, görüşürüz. Hayatım, istersen buradan kalkalım başka bir yere geçelim. Ben seninle baş başa olmaya doyamadım. Olur, isterim. Ama benim ufak bir işim var. Onu halledeyim sonra geleyim, olur mu? Olur. Fehim Baba'nın doğum günü var ya, ben de onun için hediye bakayım o zaman. Aa, bana da iyi hatırlattın. Dönerken ben de bir şeyler alırım. Ne tamam olur. Hadi kalkalım o zaman. Tamam kalkalım. Annem ilaçlarını alır almaz oldu. Sana da zahmet oldu, teşekkür ederiz. Ne zahmet olur mu öyle şey? Hem Aysel annenin dediklerini ne çabuk unuttun. Siz benim ailemsiniz. Ailem için yaptıklarım bana ancak mutluluk verir. Söz dinleyen bir damat oldun yani. Öyle demeyelim de. Eşini ve ailesini çok seven bir adam oldum kesin. Bunların hepsi senin sayende. Yatalım mı artık? Tamam. Gel pijamalarımızı giyelim o zaman, yatalım. Hadi bakalım. Günaydın Deniz Hanım. Erkencisiniz. Anneme kendi ellerimle kahvaltı hazırlamak istedim. Otlu omleti çok güzel yapar. Bakalım ben de onun kadar güzel yapabilecek miyim? Sevgiyle yapılan her şey çok güzel olur Deniz Hanım. Hele ki sizin elinizden olduktan sonra anneniz çok sevecektir. Hiç şüphem yok. Bir de narlı portakal suyu yapacağım. Bu aralar iş güç peşinde koşmaktan kendine vakit ayıramadı. Sizin gibi hayırlı bir evladı varken merak etmeyin, hiçbir şeycik olmaz anneciğinize. Annem bizim için çok fedakarlık etti. Biz okuyalım, kendi hayatımızı kendi ellerimizle kurabilelim diye. Hatta bir söz vardır ya, başkaları için yaptığın fedakarlıklar aslında kendin için yapamadıklarındır diye. O söz tam annem için. Zaten böyle bir fedakarlığı da ancak bir anne evladına yapabilirdi. Şimdi ben onun için kahvaltı hazırlamışım çok mu? Ben onun için canımı bile veririm. Bazen ahu benim gerçekten annem mi diye düşünmekten alamıyorum kendimi.
İnsan kendi kızına karşı bu kadar acımasız olabilir mi? Benim ne kadar acı çektiğimi göre göre Çınar'ı benden uzaklaştırmak için elinden geleni yaptı. Bir anne kızının mutsuzluğu için böyle uğraşır mı? Çınar olmadan kalbimin kuruduğunu nasıl görmezsin anne? Sevdiğim adamı elimden nasıl alırsın? Senden nefret ediyorum anne. Senden nefret ediyorum Ahu Kocabey. Sen nerede yanlış yaptın Ahu? Yüzüne titrediğim, hayatta her şeyi göze aldığım kızım bana olan nefretini haykırırken diğer kızım Asil için canını feda etmekten bahsediyor. Senin için verdiğim savaşın hiç mi anlamı yok Esin? Senin arkanda dimdik durabilmek için. Benim yaşadığım yoksulluğu yaşama diye kendimden bile vazgeçtim. Buna karşılığım bana olan nefretin mi? Seni o yoksulluğa mahkum etseydim beni sevecek miydin? Hiç sanmıyorum kızım. Sen de benim gibi bu şaşayı, bu zengini seviyorsun. Ben narları getireyim. Teşekkür ederim. Arabanın anahtarı burada, telefonum. Ben de. Sağ ol. Hadi git artık. Bir kendini unutmadın. Aklım başımda değil ki. O niye? Bir şey mi oldu? Güzelliğin aklımı başımdan alıyor. Var, git artık hadi. Tamam. Gidemiyorum. Yine ne unuttun? Ben değil. Sen unuttun. Böyle bir kuru kuru iyi günler dileyerek mi yollayacaksın kocanı işe? Çınar, annem burada. Gitmiyorum. Beni öpmezsen şuradan şuraya gitmiyorum. Çok şımarıksın. Öyleyimdir. Şimdi oldu işte. Görüşürüz.